eserler merhum hafız bestekar Yahya Soyyiğit ait eserlerdi bir kısmı. Efendim son ilahimiz Mehmet Eminay hocamızın bestesi ona ait. Cuşa gelir dağ ile taş diye devam ediyoruz efendim. Cuşa gelir dağ ile taş feryat eder vakti sefer. Cuşa gelir
İyi akşamlar efendim. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar programını bugün Altınordu ilçesinden Ordu Büyükşehir Belediyesi binasından gerçekleştiriyoruz. Güzel bir ilahi ekibinin ardından ki Hüseyin hocamıza ve ekip arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çok güzel ilahiler sergilediler bu vakte kadar bize. Bugün de aynısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Bahri Gündoğdu hocamız. Bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kur'an tilavetinde ise yine Hüseyin hocamızı bırakmıyoruz. Hüseyin Dikici hocamız bizlerle birlikte. Sohbetimize başlamadan önce söz her zaman olduğu gibi Kur'an'ın. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا Oh.
صدق الله العظيم الفاتحة. Hüseyin Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir maraton ayındayız değil mi? Sonuna doğru geldik. Dua evet. günlerindeyiz. Bugün dua niteliğinde içeriği hakikaten büyük dualar taşıyan, manalar taşıyan Emine Resulü ile halkımızın, izleyenlerimizin teveccüh ettiği, bildiği çoğunun muhtemelen bize iştirak ettiği bir aşırı şerifti. İnşallah. Rabbim cümlemize merhametiyle muamele Amin. Eylesin. Amin. İnşallah bayram edebilecek bu sevinci gönlümüzde coşturabilmeyi nasip eylesin. İnşallah. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Son günleri kadri kıymetini bilmeyi de nasip etsin Rabbim inşallah. Amin. Hayırlı ederim. Kandiller şimdiden. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri hocamla baş başa bırakıyoruz. İnşallah buyurun. Biz de sizleri uyurluyoruz. Güle güle gidin hocam. Evet Yusuf hocam. Güzel bir Kur'an tilavetinin ardından sohbetimizi konu itibariyle kulluk bilinci ekseninde gerçekleştireceğiz. Kulluk bilinci nedir? Kulluk bilincinin kazanılmasındaki önemli etkenler, ibadetler gibi. Bunların fonksiyonu nedir? Özellikle içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı hemen hemen sonuna yaklaşıyoruz. Oruç ayı bitiyor. Dolayısıyla da namazla, oruçla, Kur'an tilavetiyle, tesbihat, zikir, sohbetle geçirdiğimiz, teravihle geçirdiğimiz, mukabelelerle geçirdiğimiz dolu dolu bir ayın daha, mübarek bir ayın, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Bu Ramazan'da kazandığımız ve kazanmamız gereken kulluk bilinci dediğimizde ne anlamamız gerekir? Ve bunun devamını sağlamak için de bir Müslüman olarak üzerimize düşen görevler nelerdir? Sadece kulluk bilinci, yani ibadetlerle de desteklenen o kulluk bilinci Ramazan ayına mahsus mu olmalı? Yoksa ömrümüzün tüm günlerine, 24 saatine, 12 aya, 365 güne şamil olmalı, yayılmalı mı? Buyurun. Eyvallah, teşekkür ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tüm izleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hakikaten siz de söylediniz Hüseyin Hocam, bize ruhumuzu doyuracak evet. Çok güzel parçalar okudu. İftar öncesi muhteşem bir ziyafet oldu diyebilirim. Evet, siz de ifade ettiğiniz gibi Ramazan ayı bütün bereketiyle, feyziyle geliyor. Bol ibadetli bir ayımız. Buradan hareketle tabii kulluk bilincini kazanmamıza katkı sağlayacak ibadetler, oruç özelinde ve diğer ibadetler çerçevesinde ele alabiliriz. Öncelikle aslında kulluk bilincinden önce hayatın anlamı bizim için nedir sorusu belki önemli. Bizim inancımıza göre biz Rabbimize kul olmak için var olduk. Bunun için yaratıldık. Rabbimizi bilmek, tanımak ve tanımanın ardından zaten doğal olarak kulluk etme peşi sıra gelecektir. Esasen Sufiye'nin içerisinde muteber olan bir kutsi hadis rivayet edilir. Kuntu kenzen mahfiyen fe ahbabtu en uğraf fe halaktul halka li uğrafe bih. Ben gizli bir hazineydim. Bu Yüce Rabbimizin ifadesi olarak rivayet ediliyor. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve mahlukatı da bilinmek için var ettim demektedir. Demek ki biz bu sözden hayata geliş amacımızın, varoluş amacımızın Rabbimizi tanımak ve bilmek olduğu şeklinde ifade edebiliriz. Biz insanoğlu olarak esasen aziyetimizi çok defalar yaşıyoruz. Yani her durum karşısında biz aziyet içerisinde kalabiliyoruz. Küçük bir taşı kaldırmaktan aciz bizler, yeri göğüs titreten Rabbimizin kudretini görüyor. Az bir yağmur yağması problem değil ama biraz yağmur çoğaldığı zaman şehirlerimiz aciz kalıyor. Hakikaten biz zayıfız,
güçsüzüz, muhtaçız. Bütün bunlar da zaten bize bir Allah fikrine, bir yaratıcı fikrine götüren de bir yoldur aynı zamanda. Tabii, bu. Bir hatırlatma. Tabii ki. Yani insan esasen güçlü, kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten bir varlık olsaydı belki bir yaratıcıya ihtiyaç duymayan müstahni bir varlık olacaktı. Fıtratımızın, yaratılışımızın bu şekilde olması da yine sünnetullah çerçevesinde Rabbimizin koyduğu bir kanun. Böyle olması bizi ancak kul haline getirirdi. Ki bu kadar acziyetimize rağmen yine insanoğlu içerisinden ilahlık iddiasında olanların çıktı da tarihte görüldüğü gibi günümüzde de var. Günümüzde de aynen. Yani ilahlık ilan ediyor. İşte ilahlık iddiası yerine kulluğumuzu idrak etmenin yolları, kulluk bilincini tabii sağlama açısından bu söyleşimizi belki devam ettireceğiz sorunuz üzerine. Kündü kenzen mahfiyen hadisini destekleyen esasen Zariyat suresindeki ayeti kerime hepimiz hatırlıyoruz. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ta'abbud yani kulluk etme esasen bilmenin üzerine inşa edilebilecek bir şeydir. Yani bilmediğiniz bir varlığa, tanımadığınız bir varlığa, tanımadığınız, bilmediğiniz, inanmadığınız bir varlığa da kulluk söz konusu değildir. Dolayısıyla küntü kenzen mahfiyen hadisinde, kutsi hadisinde bilmek diye ifade edilen şey burada kulluk olarak ifade edilmesi de birbirinin devamı mahiyetinde bir şeydir. Dolayısıyla tanıdığımız, bildiğimiz Rabbimize bir kulluk etmek için biz var olduk. Yani insanoğlunun bu dünyadaki varoluş amacı Rabbini tanıması, bilmesi ve onu bildikten sonra da ona gereği gibi kulluk etmesidir. İnsan yaratıcının bulduğu andan itibaren minnet duyguları ve şükran duyguları içerisine girer. Hani bizde çok atasözü olarak ifade ettiğimiz bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü. Esasen burada kahve değildir. Her şey için bunu söyleyebiliriz. Küçük iyilikler bile bizi mutlu eder. Biz onlara minnet ve şükran duygusu içerisinde oluruz. Peki bizi yokluk karanlığından, hiçbir varlığın çıkarması, var etmesi mümkün olmadığı bir ortamdan varlık planına çıkan Rabbe kul ne yapar? Kelime ifadesiyle de esasen kul, köle olmak çok doğru bir ifade. Yani biz o kul kelimesini biraz sık kullandığımız için kanıksamış bir haldeyiz esasen, ama kulu demek çok önemli bir şeydir. Kölesi anlamına gelir. Rabbinin kölesi olduğu şuurunda, bilincinde olmak. Da bizim hayatımızın anlamı Rabbimizi tanımak, bilmek ve ona kulluk etmek olunca ona şükran duyguları içerisinde olmamız gerekir ve insan bunun yollarını arar. Rabbimiz bu yolları da bize göstermiş. En güzel şekilde göstermiş ve en insaflı bir şekilde göstermiş. Yani esasen bize varlık bahşeden Rabbimizin bizden istediği şeyler oldukça insaflı, oldukça sınırlı ki. Yani bize maaş veren insanlar küçücük istirahatlerimize bile izin vermezlerken, o parayı hak et diye bize bunu belki de başımıza kakarken, Yüce Rabbimizin bize bahşettiği nimetler karşısında hakikaten oldukça insaflı ve merhametli istekler olduğunu, ibadetler olduğunu ifade etmemiz gerekir. Ama bu ibadetlerin her birisi esasen bizim kulluğumuzu güçlendiren, kulluk bilincimizi geliştiren, Rab karşısında aciz, fakir ve muhtaç olduğumuzu işleyen ibadetlerdir ki hayatın anlamı da bunun üzerine tesis edilmiştir. Dünkü konumuz aslında dan başlayabiliriz. Yahya hocamla siz duayı konuştunuz. Dua bir ibadettir. Ve Peygamber Efendimiz duayı ibadetlerin özü olarak ifade etmektedir. Dua muhul ibade. İbadetin özüdür dua. Hakikaten öyledir. Yani ibadetlerde biz aslında Rabbimiz karşısındaki küçüklüğümüzü fark ederek ona kulluk görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün ibadetler bunu sağlamaya çalışıyor. Duanın bizatihi kendisi böyle olduğunu, biz bunu yapma gücüne, kuvvetine sahip değiliz. Bizim bazı isteklerimiz var, bunu yerine getiremeyiz. Ya da korktuğumuz, endişe duyduğumuz şeyler var. Bunlardan kendimizi korumamızın imkanı yok. Bunu ancak sen sağlayabilirsin Rabbim diyerek Rabbe yönelmektir. Bu dua kabul olur ya da olmaz. Ama sonucu Rabbimizin sevgisini kazanmaktır. Muhakkak. Her dua kabul edilecek diye bir kural yoktur. Ancak her dua bize kazandırır. Sevap kazandırır, Rabbimizin sevgisini kazandırır. Bunu bir şair şöyle ifade ediyor. Fallahu ya'demu in terekte suale. Fe beni adem hine yus'el ya'deb. Fallahu ya'deb in terekte suale. Allah'tan istemeyi bıraktığın zaman Allah kızar.
Allah kendisinden istenmesini sever. Ondan kendini müstahni görüp, muhtaç görmeyip hiçbir şey istemediğin zaman bu Rabbin rızasına götüren bir yol değildir. Aksine Rabbimizin gazabını celbeden belki bir durumdur. Kendini müstahni görme. İhtiyaç sahibi değilim artık. O aciz kulluktan sıyrılma boyutuna giriyor. Aynen. Kulu ifade ediyor şair sözünde ikinci satırında. Ve beni Adem hine yüsel yâdeb. İnsansa kendisine istendiği zaman kızar. Hakikaten Rabbimiz biz ondan istememizi ister. İsteyin ben sizin duanızı kabul edeyim, vereyim der. Şükredin artırayım der. Ama insanoğlu her ne kadar verdiğini iddia etse bile esasen vermez, çok az verir ve bunun devamlılığını sağlaması da zordur. Öyle ki ya biz veriyoruz işte elimizden geldiği kadar diyebiliriz. Ancak Hazreti Peygamber bile Rabbimizin فَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ikazına, ihtarına ya da tavsiyesine muhatap olmuştur. Yani dilenciyi azarlama sakın diye söylediği bir yerde bizlerin verebilmesi imkanı yok. Ama Rabbimiz her isteğimizi ona arz edebilecek bize bir ibadet platformunda imkan sunmaktadır. Tevbe de böyledir. Tevbe de esasen bir duadır. Tevbe de bağışlanma talebidir. Hatasını, kusurlarını, eksikliklerini kabul edip Rabbim ben hata ettim, kusurluyum, affet beni, affedecek bir makam varsa o da sensin diyerek halini arz ettiği bir yerdir tevbe. Bu da bu anlamda ibadettir. Az önce Allah kendisinden sual edilmeyi, istenmeyi bırakıldığı zaman kızması, şimdi söyleyeceğim hadis-i şerifte Allah'ın sevgisini ve sevincine neden olan bir hadis-i şerif var, onu arz etmek isterim. Hepimizin esasen bildiği ve benim de çok sevdiğim bir hadistir. Bir kul olarak seviyoruz bu hadisi. Nedir? Çöl yolculuğuna çıkan bir insan. Azığını devesine yüklemiş, suları var, işte yiyeceği var. Uzun bir yolculuk. Öyle bir yolculuk ki bu azığına rağmen bitmesi bile şüpheli. Böyle bir durumda dinlendiği esnada devesini kaybediyor. Bütün çabalarına rağmen çölde devesini bulmuyor. Artık o kişinin esasen süresi sayılı demektir. Çöl ortamında suyu olmayan bir insanın işte saatlerle sınırlı belki ömrü kalıyor. Böyle artık ümitsiz bir esnada devesinin kendisine doğru koştuğunu görüyor ve koşarak o da devesinin yularına sarılıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim diyor. O kadar minnettar, o kadar mutlu ki Allah'a teşekkür etmek istiyor, Allah'a şükretmek istiyor. Tabii. Sürçülisan ederek diyor ki sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Ama asıl önemli vurucu nokta sonunda geliyor. Peygamberimiz diyor ki işte kul samimiyetle Rabbine tevbe ettiği zaman Allah'ın sevinci çölde devesini önce kaybedip sonra bulan kişinin sevincinden daha fazladır. Demek ki dualarımız, tevbelerimiz Rabbimizin sevgisini, rızasını kazanmamıza bir vesiledir. Çünkü bütün bunlar kulluğumuzu itiraf etmek demektir. Yüce olan Rabbimizden istemek, ondan bağışlanma. Az önce Amel Resulü'nde ne kadar güzel söyledi, okudu hocamız. Vafu anna, vafir lena, verhamna. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Bizi affeyle, mağfiret eyle, bize acı. Bunu talep edeceğimiz makam, mevki yegane Allah'tır. Fatiha'da da söylediğimiz gibi İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnızca ondan yardım istiyoruz. Dua ve tevbe bu anlamda çok güçlü kulluğumuzu idrak etme ve bunu yerine getirme anlamında. Ama bunu görsel olarak da bize çok güçlü bir şekilde sunan ibadetse namaz. Namaz esasen pek çok unsuru, ibadeti bir arada barındıran bir ibadetimiz. Müminin miracı diye söylediğimiz, dinin direği diye ifade ettiğimiz, peygamberimizin gözümün nuru diye ifade ettiği namaz. Biz namaza başlarken bir defa dünyayla bağlantımızı koparıyoruz. Elimizin tersiyle bütün dünyayı geride bırakıyoruz. Sadece Rabb'e yöneliyoruz. Kıbleye yönelmek, Rabb'e yönelmek demektir. Ve onun önünde saygıyla elimizi bağlıyoruz. Biz saygı duyduğumuz insanların, büyük hürmet ettiğimiz alimlerimiz karşısında saygı ifadesi olarak bunu yaparız. Rabbimizin önünde de saygıyla ayakta duruyoruz ve onun bize öğrettiği, gönderdiği vahiylerden bildiğimiz kadarıyla okuyoruz. Ama bu yetmiyor. Ona olan saygımızı ve kulluğumuzu ısrar etme noktasında onun önünde bir de rüküye eğiliyoruz. Saygıyla onun önünde eğiliyoruz. Ve orada diyoruz ki Sübhane Rabbiyel Azim. Azim olan, büyük olan Rabbim. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Oysa ben hakirim.
güçsüzüm, zavallıyım ve önünde eğiliyorum diye kulluğumuzu, esasen bu görüntü biz kanıksadığımız için, sürekli yapa geldiğimiz için ne yaptığımızın farkında değiliz. Bunu dışarıdan izlediği zaman insan aslında büyük bir saygı ifadesidir bu. Hele bir de bunu secdeyle ifade ettiğimiz zaman bu çok daha saygı boyutu, bağlılık boyutu, itaat boyutu daha yüksek noktalara ulaşır ve biz alnımızı yere koyarız ve deriz ki orada da Sübhane Rabbiyel A'la. En yüce olan Rabbim, sen her türlü noksandan münezzehsin. Bunu da nerede söylüyoruz? Esfelde olduğumuz zaman söylüyoruz. Alnımızı yere koyduğumuz an esfelde olduğumuz, en aşağıda olduğumuz yer ve oradan diyoruz ki Allah'ım sen en yücesin, sen her türlü noksandan münezzehsin diyoruz. Başka hadis-i şeriflerden de secde anının kişinin Rabbine en yakın olduğu an olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla namaz ibadeti kulluğumuzu ortaya koymada, kulluğumuzu ısrar etmede en güçlü sembollerden birisidir. Ancak bu ne zaman bir anlam ifade eder? Bunu artık bir ritüel olmaktan çıkartıp, bir artık mümarese sürekli yapıp alışkanlık haline dönüştürmediğimiz zaman, ne yaptığımızı fark ettiğimiz zaman, bilinçli bir şekilde bunu yaptığımız zaman bu bizim için güçlü bir kulluk ifadesi olacaktır. Ben hep şeyden etkilenirim. Kabe'de insanların hep birlikte namaz kıldığındaki o görüntü. Birinci kattaysanız, ikinci kattaysanız, üçüncü kattaysanız Kabe'nin etrafındaki insanların namaz kıldığını bizzat kendiniz görürsünüz. Ve onların secdeye kapanma anı bütün her birisi bir anda muazzam bir görüntüdür ve muazzam bir kulluk gösterisidir harikulade esasen. Harikulade bir görüntü. Harikulade bir görüntü hakikaten. Bu anlamda da namaz harikulade, muhteşem büyük bir ibadet ve kulluğumuzu ortaya koyma anlamında da fark ettiğimiz zaman bunu çok güçlü bir ifade şekli oluyor. Bütün ibadetlerimiz esasen işte bu bizim kulluk tarafımızı güçlendiren, bunu ortaya koymaya çalışan. Sadece bedenle mi değil, zekat da böyledir. Para kazanın, buyurun. O namazdaki namazın kulluk bilincini pekiştirmesi ve geliştirmesi ana unsur zaten. Namaz bunu gerçekleştiriyor. Evet. Mesela fıkıh kitaplarında yer alan bir unsur vardır. Kişinin mescitlerde, camilerde hep aynı yerde belli sabit bir yer edinmesinin caiz olmadığı, camiye girdiğinde bura benim, bana ait gibi sabit bir yer edinmemesi gerektiği, edinmesinin caiz olmadığı ve yine aynı şekilde mesela bir farzı, bir sünneti kıldığınızda farzı cemaatle kılıyorsunuz zaten, orada bir sorun yok. Evet. Farzı kıldığınız yerde aynı devam etme yerine bakarsanız camide insanlar sünnete dururken hemen dağılırlar. Farklı yerlere. Farklı yerlerde yani. Bir sünneti kıldığı yerde tekrar aynısını kılmıyor. O bir farkındalık oluşturmayı, bir alışkanlık haline getirme olgusunu bertaraf etme. Yani namazdaki farkındalığı oluşturmaya yönelik bir eylem olarak mesela bir yorum vardı, güzel bir yorum. Aslında önemli bir şey. Yani niçin ben burada kıldığımı aynı yerde kılmıyorum da öbür tarafa gidiyoruz? Bir adım ileri ya da bir adım geri, bir adım öne. İşte o alışkanlık olgusunu devre dışı bırakmaya yönelik bir hamle. Evet, bir bu ifade edebilir. İki, yine Yüce Rabbimize belki durumumuzu arz etme. Rabbim ben senin için burada da secde ettim, burada da secde ettim, burada da secde ettim. Bu hocam. Farklı farklı yerlerde de secde ettim. Mesela bu teravihte mesela bunu yapabiliriz. Farklı bir, her defasında farklı bir mescitte bizden iz bırakmak. Rabbimize sonra arz edeceğimiz işte kulluğumuzun bir ifadesi olarak sunabileceğimiz şeyler haline dönüşebilir. Zekat da esasen, tabii bu bütün ibadetler farklı bir yönümüzü geliştirmeye yönelik kulluk noktasında. Zekat da parasal bir ibadet, maddi bir ibadet. Para kazanmak bazen oldukça güç olabiliyor. Yani sabahın erken saatinden güne başlayıp geç saatlere kadar kazanmak, riskleriyle bunun başa çıkmak. Bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hala elimizde bir miktar zekat verilebilecek bir para kalıyorsa Rabbimiz bize şunu söylüyor. Bu para, imkan, genişlik sana bendendir. Dolayısıyla senden isteyeyim, bunun şu kadarlık miktarını sana söyleyeceğim yerlere sarf et. İşte Kur'an'da bunlar belirtilmiş. Orada bile kolaylık var. Orada bile kolaylık var. Kime vereceğim sorusunu düşünmene gerek bırakmıyor size. Evet. Kesinlikle. Ve burada da yine kolaylık var. Yine oradan söyleyelim. %2,5'unu veriyoruz. 1/40'ını veriyoruz. Yani Rabbimiz bunun yarısını vereceksin dese buna itiraz etme şansımız yok.
ama 1/40 ya da %2,5 diye ifade edebiliriz. Oldukça insaflı bir meblağını veriyoruz. Devletlerde mesela hemen hemen bütün devletler çok bunun ötesinde bizden şeyler isterler. Vergiye bizi tabi tutarlar. Tamam. Yüce Rabbimiz verdiği nimetlerden sadece işte temel ihtiyaçlarımızı da üstelik karşıladıktan sonra artan bir kısım varsa bunu kardeşlerimize paylaşabileceğimiz bir görev olarak bize ibadet olarak bunu vermiş durumdadır. Hac aynı şekilde. Hac inanılmaz meşakkatli bir ibadettir esasen. Yani evet. Günümüzde bu çeşitli ulaşım araçlarıyla kolaylaşmış görünse bile bu haliyle bile oldukça zor. Ama bunu belki 1000 yıl önceki insanlar belki 3-5 aylık yolculuklarla ancak Haremeyn'e ulaşabiliyor, kutsal topraklara ulaşabiliyordu. Oldukça meşakkatli ibadet. Şu anda bile kolay bir ibadet olduğunu söylememiz mümkün değildir. Hac meşakkattir hadisi de zaten Peygamber Efendimiz'in ta 1400 yıl öncesinden söyledi. Hac meşakkattir diye ifadesi zaten bu durumu ortaya koyuyor. Ama biz Yüce Rabbimizin Hazreti İbrahim'e çağır kullarımı gelsinler, tavaf etsinler evimi sözüne uyarak dünyanın dört bir yanından inananlar olarak Allah'ın evine koşuyoruz. Oraya gidiyoruz. Kulluğumuzu göstergesi olarak oraya gidiyoruz. Ve Arafat'ta bulunuyoruz Arefe günü. Bu da işte yakarışımızı, tabii, Rabbimize kulluğumuzu ortaya koyduğumuz muhteşem bir andır esasen. Arefe günü, Arafat bir insanoğlunun dünya gözüyle dünyada yaşayabileceği en büyük nimetlerden biridir. Orada biz öğle namazıyla ikindi namazını cem edip ardından muhteşem bir duaya amin deriz. Hacılarımız bu ihsana, ikrama ve nimete nail olurlar. Bu büyük bir nimettir. İşte burada ama biz ayakta 45 dakika, 50 dakika hatta 1 saat Rabbimizden istiyoruz. Sürekli istiyoruz. Hani Allah istemeyi terk ettiğiniz zaman kızar. İstediğiniz zaman mutlu olur. Biz orada hakkal yakın yerinde, mekanında ve zamanında bunu yapmış oluyoruz. Muvatta'da geçen bir hadis-i şerife göre şeytan en çok bugün kendini zelil hisseder ve öfkeli hisseder. Arefe günü, Arafat'ta bulunan hacı adayları, artık orada hacı olurlar o gün, hacı olurlar. Şeytanın kendini en kötü hissettiği, en zelil hissettiği, en öfkeli hissettiği mekan yer orasıdır. Çünkü Allah'ın emrine itaat ederek dünyanın dört bir yanından insanlar oraya koşmuşlar, akın akın gelmişler. Arafat'a toplanmışlar ve ayakta, oturarak da değil, keyifle de değil, 5 dakika, 10 dakika da değil, 1 saat süren dualarla Rabb'e niyaz ederler. Ondan bağışlanma isterler. Ahiretlerini talep ederler. Şeytan da en çok üzen taraf da esasen ahiretle ilgili talepleridir insanların. Dünyalık taleplerine pek üzülmez şeytan ama ahirete yönelik, kurtuluşuna yönelik talepleri şeytanı üzer. Zaten orada Arafat ve Vakfe esnasında insanların hemen geneli uhrevi boyutunda talepte bulunuyor. Ağırlık evet. olarak. Her dünyevi planda rahatsızlık işte vesaire varsa onlar hariç ama ağırlıklı olarak hep uhrevi, bağışlanma, af Doğru. dileme. Çünkü buradan giderken helalleşmiş eşiyle, dostuyla, hak Kesinlikle, hukuk evet. boyutunda bir helalleşme var. Artık geri kalan bireysel günahları, Allah hakkı dediğimiz bireysel günahları, o da ne yapıyor orada? O anda zaten gidip de bana işte bir ev ver, bir araba ver şeklindeki çok da mantıklı ve tutarlı bir pozisyon değil. Daha çok dediğiniz gibi bağışlama talebinin egemen olduğu bir dua anları ya da onu talep etmek çok aza talip olmak demektir. Tabii, yani ev, araba gibi talepler Yüce Rabbimizden yani, çok azını istemek anı anlamına gelir. O anı zayi etmek bir anlamda iyi değerlendirmemek. Evet aynen o anı belki heba Ki etmek onu, anlamına özellikle söylemenizi arzu ederim. Çünkü 2 ay sonra da 2,5 ay sonra haç mevsimi. Bizi izleyenlerden birçoğu da muhtemelen gidenler vardır. Arafat'ta vakfa anında nasıl dua etsin ve ne istesin? Ben soruyu net sorayım ki en azından bizi izleyenler de hazır bir bilgiyle gitsin oraya. Yani dünyevi bir meta mı yoksa bir bağışlanma, uhrevi bir talepler mi daha çok ağırlık versinler? Yani bu soruyu hakikaten teşekkür ederim. Yani konumuzun dışında olacağı için ben belki bu bölümünü atlayacaktım ama benim de üzerine durduğum ya da her fırsatta dile getirdiğim hususlardan birisi Arafat fırsatının heba edilmemesi. Ki siz gittiniz haç Ben de Allah yaptınız. Nasip etti görevimiz sebebiyle Suudi Arabistan'ın bulunduğumuz dönemde 5 yılda 5 haç yapmak nasip oldu. Allah kabul etsin.
Allah razı olsun. Rabbim isteyen herkese de en kısa zamanda Amin. Nasip etsin. Dediğiniz gibi işte belki 1,5 ay, 2 ay sonra artık insanlar hacca hareket edecekler. Kutsal topraklara gidecekler. Ve büyük bir aslında fırsatın içerisinde olduğunu bazen fark edecekler, bazen fark etmeyecekler. Ama etmeleri... İşte biz bu belki farkındalığı burada oluşturmak niyetiyle bu soruyu sordunuz. Ben de bunu izah edeyim. Şimdi öğlen namazıyla beraber akşam güneş batıncaya kadar bir daha geri dönüş olmayan büyük bir fırsat dilimidir o. Bir daha vaktini tekrar... Öğlen namazından, namazından akşam güneş batıncaya kadar bir daha geri dönüşü olmayan. Yani şunu söyleyeyim daha doğrusu. Artık o günden sonra orasının hiçbir kıymeti yok. Aynen. Yani bir gün önce orada bulunmanızın hiçbir ehemmiyeti yok. Bir gün sonra da orada bulunmanızın bir ehemmiyeti yok. Ancak öğlenden itibaren Arefe günü, kurbandan bir gün öncesi inanılmaz bir fırsat içerisinde insanlar. Burada şunu yaparak bazen hata ediyoruz. Çoğunlukla Türk acılarımız olarak hata ediyoruz. Onu ifade edeyim. Nasıl bir hata? Nedir o? 45 dakika hakikaten inanılmaz dualara amin diyoruz. Son birkaç yıldır Mehmet Görmez hocamızın yaptığı dualara, muhteşem, samimi, güzel dualara amin dedik orada. Ama o 45 dakikalık ayakta yaptığımız duayla her şeyin bittiğini zannediyoruz. Hacılar orada birbirlerini sarılıyorlar, tebrik ediyorlar, hatta ağlaşıyorlar. Ama o andan itibaren büyük bir rehavet hali başlıyor. Akşam aslında inanılmaz fırsat saatleri akıp gidiyor. Ve artık bir süre sonra sıradanlaşıyor, normal konuşmalara geçiyor. Hatta ve hatta içerisinde bulunduğum için ifade edeyim. İşte otelin şartlarından, işte yemeklerin durumundan, hurmayı kaça aldığından vesaire gibi konulara dönüyor. Çünkü o dualar yapıldı ya, vakfe yapıldı ya, iş bitti noktasına geliyor. Oysa ki Araplar bu konularda bizden daha bilinçliler. İnanın güneş batıncaya kadar gözyaşları içerisinde dualarını sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar, yakarışlarını devam ettiriyorlar. Ben kardeşlerime Arafat'taki o vakfeden sonra evet biraz oturun, dinlenin, istirahat edin. Ama ardından Kur'an okuyun. Ardından zikrullahla meşgul olun ve yalvarmaya, yakarmaya devam edin. Yani kendiniz için, ümmeti Muhammed için bıkmadan, usanmadan, pes etmeden Peygamber Efendimiz gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlandığı halde Arafat'ta elleri yorulur, birini indirir birini kaldırır. Yani ikisi aynı anda yapamıyor, takati yetmiyor. Yani Peygamberimiz bunu yaptığı bir yerde bizim 45 dakikalık ayakta yaptığımız bir dua sonrasında ardından kalan 3-5 saatlik süreyi heba etmek hiç akıllıca bir şey değil. Kardeşlerimize oradaki süreyi akşam güneş batıncaya kadar, ki akşam ve yatsı Müzdelife'ye hareket ediliyor, orada kılınacak. Akşam ezanı okununcaya kadar ki o süreyi hayatın en büyük fırsatı olarak görüp Rabbinden bağışlanma niyazı olarak kullanması doğru olandır. Bunun böyle olmadığı durumda büyük bir nimeti, fırsatı elin tersiyle gitmiş olacaktır. Bir daha gelir ya da gelmez. Evet. Öyle bir kanıtı yok. Evet, kesinlikle. Ki günümüz şartlarında Türkiye üzerinden hacca gitmek hayli hayli zor. İnanılmaz zor olduğu da hesap edilirse bu fırsat insana belki ömürde bir defa gelebilecek bir fırsattır. Sonra siz umrelere gidebilirsiniz. Ama o Arafat'ın verdiği bazı dualar vardır ki yalnızca Arafat'ta, Arefe günü dua kabul edilir. Yani umrede Arafat zaten olmadığı için öyle bir bölüm yok. Dolayısıyla bazı dualar hakikaten sadece Arafat'ta kabul edilir. Yani Rabbimiz oraya onu tahsis etmiştir ki. Kesinlikle. Açıkçası kendimin de bireysel olarak tecrübe ettiği, dua edip de Arafat'ta duamı kabul olduğuna ben de bizzat şahidim. Bunu da ifade edeyim. Peki hemen şu an ben seyircilerin aklından geçtiğini düşündüğüm bir soru. Efendim ben öyle dua kitapçıklarından veriliyor zaten. Onu okuyamıyorum. Arapça okumam yok. Nasıl yapayım ben? İlla bir formatı var mı yoksa içinden geldiği gibi oraya yalnızlığına çekilsin ve etsin mi? Yani illa bir formatı mı olmak zorunda? Şunu söyleyeyim. Yani kiminin okuma yazması var, kimi yaşlılıktan dolayı, kimi başka sebeplerle okuyamayabilir. Ona güç yetiremeyebilir, imkanı olmaz. Doğru. Öncelikle şunu söyleyeyim, kesinlikle istediği gibi dua edebilir. Burada acziyetini itiraf edip Rabbine yöneldiği anda hangi dili kullandığı, hangi sözleri sarf ettiğinin ehemmiyeti yok.
Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama nasıl ki Rabbimiz bize nasıl ibadet edeceğimizi, hangi ibadetleri yapmamız gerektiğini bize kolaylık olsun diye ve kolay ibadetler şeklinde bunu vermiş ve göstermiş. Duanın da güzellerini bize göstermiş ve öğretmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de inanılmaz güzel dua örnekleri var. Kitapçıklarda var zaten o. Diyanet'in dağıttı. Sonra Peygamber Efendimiz muhteşem dualar etmiş. Yani o duaları bizim yapabilmemizin imkanı yok. O sözleri bir araya getirmemizin imkanı yok. Buna imkanı olan, okuyabilen, anlayabilen kardeşlerimizin okusun. O duaları etmesi menfaatinedir. Dünya ahiret menfaatinedir. Ancak bunlara da takati yetmeyen insanlar dilediği gibi dua edebilirler. Bunun şekli, şemali, sınırı yoktur. Duada asıl olan sizin aciz olduğunuzu, yetersiz olduğunuzu, kusurlu olduğunuzu bilmek, kabul etmek. Rabbin ise işte sizin taleplerinizi yerine getirebilecek kudret olduğunu itiraf kesinlikle etmektir. Dolayısıyla böyle olduğu zaman yalvararak, yakarak ve mümkünse gözyaşı dökerek yaptığımız her dua makbuldür, kıymetlidir. Kulluğumuzun ızharıdır. Kesinlikle. Bu husustaki açıklamalarınıza teşekkür ediyorum. Çünkü seyircilerimiz zihnine muhtemelen gelen bir soruydu. İbadetlerin kulluk bilincine katısından devam ediyoruz. Evet. Namazdı, hacdı, zekattı, oruç. Hacla ilgili de müsaade ederseniz tavaf boyutunu söyleyeyim. Tavaf da esasen bizim ihram kıyafetlerimizi giyip Kabe'nin etrafında dönmemizi şeklinde ifade ettiğimiz bir ibadet. Bu da o ihram kıyafetini giymek aslında evet ben ölüm hazırım, bir gün ölüm bana gelecek ve öleceğim ve kefen giyeceğim şuurudur. Ve sonra oradaki kalabalık, milyonları bulan insanların aynı anda yaptığı tavaf, bir gün mahşeri kalabalık diye tabir ettiğimiz şey, mahşer muazzam bir kalabalık olacak. Bütün insanların ortaya çıktığı ve toplandığı yer olacak. Onun da pratiği anlamında, bizde kulluk bilincimizi güçlendirme anlamında muhteşem onlar da ibadetler. Yani ihram giyerek öleceğimizi, tavaf, mahşer gününü anımsatan o tavaf, hepsi işte hac ibadetinin içerisinde yer alan ve kulluğumuzu güçlendiren, kulluk bilincimizi güçlendiren ibadetler olarak ifade edebiliriz. Kurban da böyle. Kurban da işte maddi boyutu ama esasen bedeni ve canla ilgili boyutu da vardır. Hazreti İsmail'i kurban etmeye götürürken Hazreti İbrahim, şeytan hemen geliyor, diyor ki İsmail, yani bu senin kabahatin değil ki, babanın verdiği söz yüzünden sen niye şimdi burada kurban edeceksin? Kaç git dediği zaman şeytanı taşıyor, biliyorsunuz ki şeytan taşıma geleneğinde buradan geldiği ifade ediliyor. Orada babasına diyor ki babacığım sana emrini yap sen. Yani ona, oğluna söylediği zaman sen emrolun şeyi yap diye ifade ediyor. Ben de sana tabi olanlardan, itaat edenlerden aynen, bulacaksın. Aynen, ben inşallah beni de sabredenlerden, itaat edenlerden evet bulacaksın diye ifade ediyor. Burada da geri geldiği zaman kurban keserek biz aslında onu sembolik olarak onu ortaya koyarız. Sadece malımızdan bir kısmını vermek değildir kurban. Aynı zamanda gerektiği zaman Allah yolunda vatanı ve dini uğrunda canını da feda edebileceğinin bir ifadesi olarak kabul evet edebiliriz ki her gün işte şehit haberleriyle karşılaşıyoruz. İşte ordumuzda bir yine şehidi var. Rabbim şehidimizin şehadetini kabul eylesin. Ailesine de sabrı cemiller diliyoruz. İşte bu kurban da bunun esasen gerektiği zaman Allah yolunda canımızı da feda edebileceğimizi, malımızı feda ettiğimiz gibi canımızı da feda edebileceğimizin sembolik bir göstergesi. O da kulluğumuzun bir ısrarı. Bütün bunlar da olduğu gibi oruç da böyle. Yani Es-Savmuli ve Ezzi Bihi ve En Ezzi Bihi diye ifade ettiği hadis-i şerifte kutsi bir söz olarak Rabbimizin ifadesi olarak oruç benim içindir ve onun karşılığında ben vereceğim diye ifade ettiği, hakikaten oruç da farklı bir yönümüzü güçlendiriyor. Yani kesinlikle namazın anlattığı, zekatın anlattığı, kurbanın tam anlattığı, duanın yani anlattığı, her birisi bizi kulluk noktasına geliştiren, güçlendiren ibadetler. Farklı yönlerimizi. Oruç da farklı bir ibadet. Nedir? Bizden esasen tabiatımıza aykırı bir şey Rabbimiz bizden istiyor. Diyor ki yememiz lazım ama yeme. İçmeniz lazım ama içme. Üstelik bu şu anda en uzun günlerini idrak ediyoruz Ramazan'ın ülkemiz için. 17 saati aşan bir süre. Ama dünyanın çeşitli yerlerinde 22 saat, 22,5 saat bulan sürelerde de insanlar oruç tutuyorlar.
İşte burada da kulluğumuzun bir göstergesi olarak esasen insandan görmediği bir yerde yememiz, içmemiz mümkünken ihsan vasfı, hani ihsan, Allah siz görmüyorsanız da o sizi görüyor anlayışına uygun olarak, evet, insanların görmediği yerlerde bile Rabbimizin gördüğü bilinciyle, şuuruyla biz 17 saat, 17 saat ya da daha uzak yerlerde 22 saati aşan sürelerde insanlar Rabbine boyun eğerek yemiyor, içmiyor. O iftar anının sevincinin, mutluluğunu bekliyor. Bütün bunların her birisi esasen bizim kulluğumuzu ortaya koyduğumuz, Rabbimize kulluğumuzu itiraf ettiğimiz ibadetler. Ancak bunlar söyleşimizin başında da ifade ettiğimiz üzere farkındalıkla bir anlam ifade eder. Yani oruç tutuyoruz ama sadece bu açlık şeklinde cereyan ediyorsa, yani fırsatlar var. Nedir mesela? O, kim inanarak ve karşılığını Rabbinden isteyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlar. Bu büyük bir müjde esasen. Evet. Ama bizim için uyarı da var yine Peygamber Efendimiz'den. Nicelerin oruçları açlık ve uykusuzluktan başka bir şey değildir der. Onun oruçtan elde ettiği şey gece kalktığı için uykusuzluk, gündüz bir şey yemediği içmediği de açlıktan ibaret, susuzluktan ibarettir deyip bizi ikaz ettiği şeyler de vardır. Yani her tutulan oruç esasen bizim kulluğumuzun belki, bunun da kıymeti vardır. Bunu da şey yapmak istemiyorum. Bunu da küçük görmek istemiyorum. Tabii canım. Eğer siz Rabbinize boyun eğip bu ibadeti yapıyorsanız her ne kadar eksikleri kusurları olsa bile, ama bizim burada istediğimiz yaptığımız bu ibadetlerle Rabbimizin rızasını en kısa, en kolay, en güçlü bir şekilde elde etmenin yollarını temin etmektir. Dolayısıyla oruç ibadeti ile beraber bütün ibadetler bizim Rabbimize kulluğumuzu ortaya koyduğumuz, farklı farklı yönleriyle kulluğumuzu geliştiren ibadetler olarak, evet, ifade edebiliriz. Hocam son 10 dakikamız. Öyle mi? Güzel bir sohbet oluyor, vaktimize geliyor ama inşallah başka bir programda yine birlikte olmayı arzu ederim. Ramazan'a bir anlam katan hususlardan birisi Kur'an ayı olması. Okunması, tilavetiyle ibadet olma özelliğine sahip. Namaz ibadetinin geçerliliğinde en önemli unsur Kur'an okuma. Peki Kur'an öğrenmenin, ayrı bir başlık olarak söylüyorum ki yaz Kur'an kursları da şu aşamada önemli bir durum olduğu için, Kur'an öğrenmenin önemi Müslüman açısından nasıl ortaya konabilir? Oraya şöyle bir geçiş yapayım. Ramazan'ın oruç ayı olması aynı zamanda ifade ettiğiniz gibi Kur'an ayıdır. Şehr-i Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Rabbimiz bize Ramazan'ı Kur'an'ın nazil olması yönüyle sunuyor bize. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi. Evet. Hüden linnâsi ve insanların hidayet. Yani Rabbimiz burada evet oruç tutun diyor. Femen şeyde minkum eşşehra fel yesumu. İşte öyleyse kim bu aya artık erişirse orucunu tutsun. Yani oruç tutmamızı bile aslında o ayda Kur'an'ın indirilmesine bağlıyor Yüce Rabbimiz. Başka bir surede de Kadir suresindeki Kadir gecesi yaklaşıyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Ramazan'ın içerisinde nazil oldu diyor Bakara ama Kadir suresinde de Kadir gecesinde bunun nazil olduğunu öğreniyoruz. Ve o geceyi de sırf Kur'an'ın onda indirilmiş olması sebebiyle diğer gecelerden daha farklı ve özel kılıyor. Bin aydan daha kıymetli dediğimiz bir ana dönüşüyor, geceye dönüşüyor Ramazan. Dolayısıyla Ramazan ayı oruç tutmamız hasebiyle kıymetli ama daha da önemlisi Kur'an ayı olması yönüyle esasen daha kıymetlidir. Bundan sebep de biz Kur'an okuruz bol bol. Yani oruç tutarız. Oruçlu olduğumuz zamanlarda da imkanı olan insanlar bir cüz, iki cüz, birkaç hatim yapmanın telaşına düşerler. Dolayısıyla Ramazan ayı bize Kur'an itibariyle, Kur'an yönüyle de bizim karşımıza çıkıyor ve özellikle de Rabbimiz bu yönüyle bize önümüze getiriyor Ramazan ayını. Bununla ilgili şunu söyleyelim. Bin andan daha hayırlı yapıyorsa Kur'an'ın nazil olması, öyleyse biz o Kur'an'ı öğrenmemiz lazım. Ki biz ne oluruz o zaman? Aynen. Yani ayı yani bir zaman dilimini bile bu kadar kıymetli yapıyorsa Kur'an'ı öğrenen, Kur'an'dan öğrenen diyelim, Kur'an okumayı öğrenen, ondan da bilgiler edinen, sonra bunu amele dönüştüren,
pratiğe uygulamaya döken ve bunu da ihlasla yapan insanları dediğiniz derecesini gibi düşünürüz. Derecesini düşünelim. Bu anlamda hakikaten kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz Ramazan'ı bu anlamda da güzel değerlendirdiğini ifade edebiliriz. Bir peygamber geleneği olan mukabeleyi ülkemiz bunu yaşatıyor. Camilerde namazlardan önce ya da sonra bu devam ediyor. Ama son dakikalara geldiğimiz bu sürede yaz Kur'an kursu fırsatından da bahsetmek isterim. Esas, şimdi evet bunu ifade etmem lazım. Kur'an bu kadar kıymetli. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız, ümmetin en hayırlıları Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Öğreneni de hayırlı yapıyor, öğreteni de aynı seviyede eşit yaparak hayırlı yapıyor. Dolayısıyla bundan sebep bütün ümmetimiz Kur'an öğrenimini, anne babalar buna ehemmiyet verirler. Bütün klasik eğitim kitaplarında da çocuklara öncelikle Kur'an'ın öğretilmesi vurgusu hep yapılır. Yaz tatili de bunun büyük fırsatı. Sevgili çocuklarımıza buradan seslenmek istiyorum. Velilere de özellikle. Velilerimize de. Evet, yıl içerisinde yoruldular. Tatili de hak ettiler ama hem tatillerini yaparken Kur'an öğrenmeyi, Allah'ın sözlerini öğrenmeyi, ondan da namaz kılacak kadar, kendisine yeterli olacak kadar ezberlemenin gayreti içerisinde olmaları, asıl saadetin, asıl mutluluğun bunda olduğunu bilmeleri. Anne babalar tabii çocuklarının bu eğitimlerinden öğretmenler değil, anne babalar sorumludur. Öncelikle onu vurgulamam lazım. Bu sorumluluğu yerine getirme görevi de onlarındır. Bunu yapamadıkları, yerine getiremedikleri durumlarda hocalardan, hocalarımızdan, kıymetli hocalarımızdan destek alabilirler. Ama bunda da takibi yerine getirmeleri, verimini kontrol etmeleri, takip etmeleri de yine anne babaların büyük bir sorumluluğudur. Burada sona yaklaştığımız bir dönemde bir hadis olarak bizim ilk pedagoji kitabımız diyebileceğimiz İbn-i Sahnu'nun kitabında yer verdiği bir hadis var ki bütün hocalarımızın, öğretmenlerimizin dikkat etmesi gereken bir uyarı hepimiz için. Hadis-i şerif olarak kitabında yer veriyor İbn-i Sahnu buna. Şirar-ı ümmeti muallimu sibyanihim diyor. Ümmetimin en şerlileri, en hayırsızları çocukların öğretmenleridir. Yani bu söz muhteşem bir vurgu. Yani ya da dikkat kesilmemiz gereken bir uyarı. Ümmetin en hayırsızları, en kör şerlileri çocukların öğretmenleridir. Ama bunu sınırlıyor peygamberimiz. Diyor ki akalluhum rahmeten lil yetim. Yetimlere merhameti en az olan öğretmenler ve ağlazuhum alel miskin. Ve fakirlere, gariplere, kimsesizlere de en kaba, en katı davrananlar ümmetimin en şerir insanlarıdır diye ikaz ediyor. Şimdi hocalarımıza bu ikazı burada yapmak istiyorum. Kendimi de en başa koyarak. Bu büyük bir esasen bizim için tehlike. Eğer doğru yaptığımız zaman büyük bir kazanç, büyük bir fırsatken, imkanken bizim için Rabbimizin rızasını elde etme konusunda, yanlış yaptığımız zaman da bir insanın camiden, Kur'an'dan soğumasına sebep olması o insanın hayatta yapabileceği en büyük hata olacaktır. Çocukluk izleri çok kalıcıdır. 7 yaşındaki, 8 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklara yaptığınız olumlu muamele 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra karşılığını bulacakken olumsuz muameleler de sizin şahsınızda, sizin şahsınızda Kur'an'a ve namaza ve camiye mal olacaktır ve eline Kur'an'ı almaya ürperecektir. Camiye, namaz kılmaya girmeye ürperebilecektir ve bunun vebali de maalesef bizim omuzlarımızda, sırtlarımızda olabilecektir. Bu ikazı, bu uyarıyı yaparak öğrencilerimize, yine velilerimize bu Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu bu yaz tatilinde Kur'an itibariyle en güzel şeyin değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz diyeyim. Ki burada özellikle vurgulaması şiddet olgusundan mümkün olunca hocalarımızın uzak durması, ki camiye giren çocuklara yönelik. Kesinlikle hocam, çok doğru bir yere değindiniz. Yakın zamanda Sakarya'da yaşanan küçük bir olay vardı biliyorsunuz. İşte bir Kur'an kursu hocasının çocuğa yaptı. Tabii görüntü hakikaten güzel değil. Ve şurası da bir büyük bir aslında paradoks. Yani dindar yapmak istediğimiz insanları yaptığımız şeyler dinsizliğe sevk edebiliyor bazen. Maalesef. Yani biz aslında niyetimiz nedir? İnsanların dindar olması, Rabbini bilmesi ve ona kulluğunu yerine getirmesi.
ediyoruz. Bunun yollarını öğretmektir. Bütün aslında çabalarımız bu din eğitiminin esası budur. Ama biz öyle bir şey yapıyoruz ki sonunda İbn Haldun da bunu mukaddimesinde ifade eder. Şiddet sonucunda insanlar öncelikle ahlaki faziletleri terk etmeye başlar. Sonra dindarlığını terk etmeye başlar ve sonunda esfeli safiliğine döner der. Ve bu bir hocanın elindeki şiddet sebebiyle olur. Yani İslam'a din, güzel dinimizi öğretirken şiddet görüntüleri, şiddet söylemleri hakikaten yakışmıyor. Ve dini öğretirken şiddeti kullanmak oldukça yanlış, görüntü olarak da, uygulama olarak da, sonuç olarak da. Sabrı öğrettiğiniz yerde sabır olgusunu siz sabretmiyorsunuz sonuç itibariyle hoca olarak. Kesinlikle. Çocuk bu yaz bir şey öğrenemeyebilir. Yani Elif Bey'i bitiremeyebilir, Kur'an'a geçemeyebilir. Duayı ama cam duaları ezberleyememiş olabilir. Ama orada keyifli olmalıdır çocuk. Sabahleyin sizin yanınıza gelirken mutlu gelmelidir. O keyifli bir ortama çevirmek zorundayız. Sizin olumlu duygular biriktirdiğiniz bu yer, o zaman olmasa bile 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, hatta ölünceye kadar bir zaman o tohum bir gün filizlenebilir, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hocalarımız şu kaygıya düşmesinler. Ya çocuklar öğrenemiyor, yeterince öğrenemiyor. Ahlakına ehemmiyet versinler. Çocukların dürüst olmasına, güvenilir olmasına, ahlaklı olmasına gayret etsinler. İlla da şu kadar ezber yapsınlar, şu kadar işte 10 cüz ilerlesin, 20 cüz ilerlesin, hatta hatim yapsın gayretlerinden yerine orada güzel ahlaka sahip çocuklar yetiştirmeyi, bu vurguyu yapsınlar. Olabildiğince de Kur'an'dan öğrenmesini, dini bilgiler öğrenmesine gayret etsinler. Ki orada bir de tabii o Kur'an tilaveti, onun öğrenme harfleri, dualar ezberleme, bu işin ana unsurlarından birisi. Diğer unsur da çocuklara orada Kur'an ahlakını, nebevi ahlakı aşılamak. O sohbeti yaparken çocukların seviyesine, anlayacağı dili kullanmak ana unsur. Yani orada bir kıssa anlatıyorsanız, bir hadisi söylüyorsanız, onun anlayacağı dilden, yaşayan dilden, çocuğun dilinden konuşmak. Doğru. Çocuksulaşmak bir anlamda. Doğru söylüyorsun. Yani camide evet. Vaaz eder gibi, yetişkin bir adama sohbet eder gibi değil de, o çocuğun seviyesi. Onların çocuk olduğunu bilerek, Hazreti Peygamber de bunu kendi hayatında, çocukla çocuk olan, onların mutlu olması için elinden gelen gayreti, sırtına işte gelen torununu uzunca bir secde ediyor. Niye? İşte çocuğum, torunum mutlu olsun diye. Ya da hutbe irade ederken aşağı iniyor ve çocuğunu kucağına alıp yapıyor. Hocalarımız onların çocuk olduğunu bilecek. İki, hareketli olduklarını, meraklı olduklarını, dolayısıyla cıvıl cıvıl bir ortam olacağını bilmeleri ve bu anlayışta olmaları icap ediyor. Sakin, sessiz, hiçbir sesin çıkmadığı bir yer olarak görmeleri hocalarımızın yanlış olacaktır. Tabii o mesela şu anki velilerdeki gerekçelerden bazısı, işte göndermediklerinde ya çocukların gitmek istemediğindeki, işte yoruldular, 8 ay okula gitti geldi. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı bizim zamanımızda öyle değildi. Evet. Bunu cumartesi pazarı yoktu bizim zamanımızda. Yani hemen hemen her gün cami vardı bizim evet. zamanımızda. Şimdi bir de sabah gidiyorduk. Akşam işte 3'e 4'e kadar camide kalıyorduk bizim zamanımızda. Şimdi ise 9.30-12.30 arası yapmışlar. Yani onu da bir... Makul bir süre. Yani sistemli hale getirmişler. Ders saati, teneffüs saati, yani bildiğiniz okul formatına... Okul formatına dönüşmüş. Dönüşmüş. Ve bir de bizdeki gibi öyle bir hocada 50-60-70-80 öğrenciden ziyade işte camideki hocalara göre gruplamalar yapılarak... Yönetilebilir bir sınıf tabii, ortamı oluşmuş. Dolayısıyla velilerimiz bunları da belki adamın farkında değildir. Kendisi dönemindeki gibi düşünüyor olabilir ama şu andaki cami kursları bu formata sahip. Sonuçta saat 9.30'da gidecek, 12.30'da bitecek. 12.30'dan bir sonraki 9.30'a kadar çocuk zaten yine serbest. Yani oyununu oynasın, eğlensin, arkadaşlara beraber olsun. Eğlenmeye vakti var. Yani o velilerimizin... Işte bu kaygısını gidermek için söylüyorsunuz. Bu kaygısı gidemesi açısından. Peki burada diğer önemli hususlardan birisi şu. Çocuğumuzu Kur'an kursuna gönderdik. Tamam, gitti, geldi. Peki velilere düşen görev ne bu aşamadan sonra? Sadece ben gönderdim ve... Ben görevimi yaptım mı, yoksa onu takip etmek, kendisi de onunla beraber namaz kılarken, ki veli kılmak zorunda,
İşte çocuğunun eşlik etmesi, ne öğrendin, takip etmesi noktasında nelere özen göstermeli? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani günümüzde aslında sohbetimizin bir yerinde söyledik. Çocuğun eğitim anne babanın görevidir. Bunun hoca marifetiyle yapılmış olması bunu anne babanın üzerine bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Hiçbir zaman kalkmıyor. Hiçbir zaman kalkmıyor. Dolayısıyla doğru hocaya göndermenin de yollarını, gittiği hocadaki verimi de takip etmek anne babanın sorumluluğu aslında içerisindedir. Aslında veliler biraz daha yapıyor. Şimdi ilkokula başlarken çocukları araştırıyor. Okuldaki hocalardan hangisi daha iyi sorusunu sorarak peşine koşuyor. Hakikaten yani ciddi anlamda özen gösteriyor ki haklılar. Doğru. Aynısını öbür tarafta da. Aynısını ve hatta daha fazlasını belki bu noktada yapmamız icap ediyor. Çocuğumuzun doğru bir öğretmenin yaklaşımları burada az önce söyledik. Yani bir hocaya gitmesi tek başına yeterli değil. Bazen yanlış metotları tercih eden bir hocamız da olabilir. Bundan çocuğun üzerinde kalıcı olumsuz etkiler oluşturması söz konusu olabilir. Bir, bunu bertaraf etmek anlamında doğru bir hocayla eğitim almasını sağlaması. İkincisi, bunu bizzat kendi hayatında anne babaların örnek ve model olması çok önemli arz etmektedir. Yani çocuğunun Kur'an okumasını istediği bir yerde, kendisini hiçbir şekilde eline Kur'an almadığı bir yerde, çocuğun camide namaz kılmasını istediği bir yerde, evde cemaatle namaz kılmadıkları bir yerde bu eksik bir eğitim olacaktır. Dolayısıyla anne baba da işin içerisinde aktif olarak yer almalı. Hocam vaktimizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben yüreğinize sağlık. Ediyorum. Gayet güzel bir sohbet ve verimli bir sohbet oldu. İnşallah öyle olmuş. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bir başka programda sizlerle beraber olmayı arzu ederiz yine. Eyvallah. İnşallah. Evet efendim. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olunuz.